Ne yerinde değilsin sen? Abi ihtiyaç molası vermiştim. Dilsiz devraldı. Ne yaptınız? Abi aynen tahmin ettiğin gibi oldu vallahi. Kaçmaya çalıştı. Aldık odasına geri koyduk. Niyetini okumak için kâhin olmaya gerek yok oğlum. Madem ciddiyetimizi anlamadı anlatacağız. Verdiği sözün arkasında durmak neymiş öğreteceğiz. Dur bakayım sen. Şimdi başlıyoruz ha. Hadi kalk, gidiyoruz. Kalk, gelinlik almaya gidiyoruz, yürü. Ne gelinliği ya? Ben gelinlik falan istemiyorum. Ne isteyip istemediğini sormadım. Ben istiyorum. Hadi, sen de geliyorsun. Gelinlik almaya gidiyoruz. Sen hayır deyince umudu kesmiştim. Ben hemen Nur'u arıyorum. Nur değil. Benim dediğim yere gidiyoruz. Acele et. Tamam, olsun. Havalar iyice soğumadan yaparız düğünü, değil mi? Yani şu anda böyle olması gerekiyor, anlıyorum ama insanın içine sinmiyor. Hem Namık dayın da düğün ister. Adam belediye başkanı olacak. Yeğeni bir nikahla evlenecek değil ya. Bir de insan hevesleniyor tabii. Aslıcığım, yarın mobilya bakmaya gideriz, değil mi? Tabii sen de yorgun olmazsan. Odanı sevdin mi? Sevmedin mi? Yolda konuşamıyorum ben. Midem bulanıyor. Kusarım yoksa. Ferhat'cığım, o üst kattaki odayı hazırlatayım diyorum size. Ne dersin? Gerek yok. Biz bizim evde kalacağız. Karısıyla baş başa kalmak istiyor oğlum demek ki. Yanaslığa geldik. Namık, gerçekten ben gelmesem daha iyi olacak. Yeter Hanım'ın imaları her geçen gün daha can sıkıcı oluyor. Binlerce kişiyi idare ediyorsun Edil. Bir yetere mi hükmün geçmedi? Kaprise lüzum yok. Tamam, haklısın. Şu an önemli olan senin seçimi kazanman. Gece kaçar gelirim yanına. Başımla beraber. Söyle oğlum. Adem bilgisayarı denize atmış. Emin misin? Vapurdaki görüntüleri izlemiş Cüneyt. Ya atmadıysa? İki arada bir derede birine vermiş olabilir tabii. Ama o telaşla kime verecek? Atmıştır. Cüneyt araştırmaya devam ediyor. Tamam oğlum, sen öyle diyorsan. Ama kimin çaldırdığını da bulmamız lazım. O iş bende, merak etme. Bir iki isim aldım. Peki senin sesin niye öyle? Haberler de iyi. Başka bir şey mi oldu evladım? Geleceğim. Geleceğim, konuşacağız. Her şey yolunda mı? Sen böyle armut gibi oturursan bu iş yaş. Yetişemeyeceğiz. Nikah 8'de. Annen hallediyor işte. Ay 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 ay, buna bayıldım, bayıldım. Enfesmiş. Fransız danteli. En güzel modellerimizden biri. Bunu da deneyeceklerimizin arasına ayıralım. Tabii. Hadi benim güzel kızım. Vaktimiz dar. Sen bir taraftan denemeye başla, ben de seçmeye devam edeyim. Ben bunların hiçbirisini giymem.
Bence bu daha güzel olacak. Eminim çok yakışır. Evet, evet. Kesinlikle çok yakışacaktır. Ben bunu beğeniyorum ama dur bakalım bir çıksın. Aslı. Nasıl oldu yavrum? Aslı, bir ses ver. Utandı herhalde. Aslı Hanım, yardım ister misiniz? Bir şey olmuş olmasın? Ben bakıyorum. Aslı yavrum. Aslı yok. Sen eve git, beğendiğin gelinliği de yanına. Yavrum kız gitmiş, gelinliği ne yapacağız? Gelecek. Aslı kaçmış. Şu İstanbul'un havasına bak ablam. Az önce nasıldı, şimdi nasıl? Ya, hissettiyse. Allah'ım sana şükürler olsun. Şu ileriden sağa döneceğiz. Buradan mı abla? Evet. Buyur abim. Evet abim, aynen. İleride duracağız. En solda. Ay şükürler olsun annem. Müsait bir yerde duralım biz. Yalnız seni biraz bekleteceğim. Üzerimde para yok. Hemen alayım geleyim, olur mu? Dert değil ablam. Sen hele şu telefona bir bak da. Niye anlamadım? Telefon sana abla. Efendim? Aferin. Kaçmayı başardın. Sen nereden buldun beni? Hiç kaybetmedim. Neye başlıyoruz abi? Madem kaçmak istiyor, bırakacağız kaçacak. Kaçsın bakalım da başına neler geliyor görsün. Ha, oyun oynayacağız yani. Mustafa, senin dükkana geliyoruz. Gelinlikçinin arka kapısı hala sokağa açılıyor değil mi? İyi güzel. Bir saate görüşürüz. Şimdi o taksiden inersen... İneceğim tabii, ben senin kölen miyim? Söz dinle. Bir adım bile atma. Etrafınızda bir sürü silahlı adam var. Yalan söylüyorsun. Öyle mi? O zaman karşı evin penceresine bak bakayım. Yan taraftaki evin de duvarına. Tek bir hedefleri var Aslı. Abin. Yalvarırım, ne olur abmedeniz, bir şey yapma, ne olur yalvarıyorum sana. Benim elimde değilse. Aslı yenge, telefonumu alayım. Yengem batsın.
Emniyete döneyim. İnşallah bir yol almışlardır. Tamam. Ben de o zaman restorana geri dönüyorum. Ama yapabileceğim bir şey olursa bana haber ver, tamam mı? Tamam. Efendim Sinan. Deniz, neden yalan söylüyorsun? Aslı'nın evine birini gönderdim, evde falan yok. Sinancığım, istersen yalan demeyelim de yanlış bilgi diyelim. Ben de yeni öğrendim. Aslı yurt dışına çıkmış. Bir dakika, bir dakika. Bana haber vermeden. Tamam, bana da haber vermedi yani. Aslı bir yapıyor böyle şeyler, sen de biliyorsun. Hayır, yapamaz kardeşim. Ya ben yalı kazığı mıyım bir haber vermiyor? Ama dönsün, bu konuyu onunla görüşeceğim. Tamam Sinancığım, gelsin, sen sorarsın hesabını. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.